Evet, e, Mehtap Beyaz Saray ulusal güvenlik e, endişeleri nedeniyle Amerika'da kullanılan otomobillerde Çin yazılım ve donanımlarını yasaklayacağını duyurdu e, ve e, yeni bir atılım da başlatıldı. E, küçük işletmeleri özellikle elektrik konusunda bir destek sağlanacak galiba. Evet. Pazartesi günü Amerika Ticaret Bakanlığı açıkladı. İnternet bağlantılı motorlu araçlarda Çin'in yazılım ve donanımlarının yasaklanmasını önerdi bu açıklamayla. Şimdi bu hamle Çin otomobillerinin Amerika pazarına girmesini büyük ölçüde engelleyecek. Şimdi bu düzenleme ilerleyen yıllarda Amerikalı otomobil üreticilerini önemli Çin yazılımlarını araçlarından çıkarmaya da zorlayacak. Biden yönetimi Çinli şirketlerin Amerikan sürücüleri hakkında veri toplama ve potansiyel dış müdahaleler konusundan endişe iş Ticaret Bakanı Gina Raimondo yabancı düşmanların araçları uzaktan kontrol edebileceğini ve bu durumun Amerikan halkının güvenliğini tehdit edebileceğini belirtti. Ayrıca yasaklar Çinli otomobil üreticilerinin Amerika'daki yollarda sürücüsüz araçları test etmesini de engelleyecek. Bu yasağın amacı Amerika'daki araçların güvenliğini artırmak. E, Ticaret Bakanlığı bu hamlenin önemli bir kısıtlama olduğunu ve geçen ay elektrikli araçlara yüksek gümrü vergileri getirdiklerini de hatırlattı. Şu an Amerika'ya çok az sayıda Çin otomobili ihlal ediliyor zaten. Raymond da risklerin artmadan harekete geçmek istediklerini vurguladı. İşte teklifin yazılım yasaklarının 2027 model yılına ve donanım yasaklarınınsa 2030 model yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Büyük otomobil üreticileri de bu değişikliklerin zaman alacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Bağlantılı araç teknolojileri de dünyanın birçok yerinde geliştiriliyor ancak Çin yapımı bileşenlerin ne kadar yaygın olduğu belirsiz. İşte Amerika'dan da bu nedenle böyle bir adım gelmiş görünüyor. Açıklama böyleydi Ticaret Bakanlığı'ndan.